Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi, Kuddüs-i Sirruhu. Arif uyanıkken de dünyaya karşı uykudadır. Allah'ım, sen her gece ruhları ten tuzağından azat eder, onları dünyaya ait işlerden, hatıralardan kurtarırsın. Ruhlar her gece ten kafesinden kurtulurlar da, kimsenin hükmü altında bulunmadan, kimseye hükmetmeden hürriyete kavuşurlar. Zindandaki mahpuslar gece uyuyunca, zindanda bulunduklarından habersizdirler. Yüksek mevkilerde bulunanlar da, refah içinde yaşayan mutlu kişiler de, uykuya dalınca her şeylerini kaybederler. Uykuda ne gam, ne kazanmak, ne de kaybetmek endişesi vardır. Ne de şunun bunun hayali vardır. Arif olan zatın hali uyanık iken de böyledir. Yani arif olan uyanık iken de dünyaya karşı uykudadır. Cenab-ı Hak ashab-ı keyf hakkında da onlar uykuda idiler tabirini kullanmıştır. Bu nasıl olur deme. Onlar gece gündüz dünya hallerine karşı uykuya dalmışlardır. Onlar Cenab-ı Hakk'ın elinde evirip çevirdiği kalem kesilmişlerdir. Yazı yazan eli göremeyen kişi kalemin hareket ettiğini görür de yazma işini kalemden bilir. Halkın his uykusuna, tabii uykuya dalarak hiç değilse uyuduğu zaman bu aleme gözünü kapasın da dünya hırsından kurtulsun diye Allah ariflerin halinden misaller vermiş, örnekler göstermiştir. Halkın canları nedeni niçini olmayan bir sahraya, ruhlar alemine gider. Ruhları ruhlar aleminde, bedenleri de yattıkları yerde istirahat eder. Sonra ilahi bir işaretle bütün ruhları tekrar ten tuzaklarına getirir. Onları iyi ve adil insan olmaya davet eder. Vaktaki seherin nuru görünür. Felek akbabası altın kanatlarını çırpar. Sabah olur, güneş doğar. Sabahın yaratıcısı olan Allah, İsrafil gibi bütün ruhları alır o ülkeden. Ruhlar aleminden şu görünen aleme, suret alemine getirir. Etrafa dağılmış, yayılmış olan ruhları ten ile, ceset ile bağlar. Böylece bedenleri tekrar ruhlara hamile yapar, gebe bırakır. Geceleri insanlar uykuya dalınca, can atlarının beden eğerlerini soyar alır. Uyku ölümün kardeşidir hadisinin sırrı budur. Fakat sabahleyin tekrar gelmeleri ve tenle ilgilenmeleri için ruhların ayağına uzun bir ip bağlar. Bağlar ki gündüz olunca o mana alemi çayırlığından geri gelsinler. Tekrar kulluk yükü altına girsinler. Keşke Cenab-ı Hak bu ruhu da ashab-ı keyf gibi yahut Nuh'un gemisi gibi korusaydı da bu uyanıklık ve idrak tufanından, bu anlayış ve akıl uçurumundan şu kalbi, şu gözü, şu kulağı kurtarsaydı. Dünyada bugün bile nice ashab-ı keyf vardır ki belki senin yanı başında, karşındadır. Onlara yar olan dost da şimdi mağarada onlarla sohbettedir. Fakat senin gözün ve kulağın mühürlü olduğu için bundan sana ne fayda?